Türkiye'de artık vaksinasiya prosesine start verildi. Bugün səhər saatlerinden bütün hastalıklarda yaratılan vaksinasiya merkezinde peyvendiləmə prosesine başlanılıb. İndi olduğum mərkəz hastalıklarına ise Lütfü Qırdar adına tədris araştırma hastalıklarıdır ki, burada da vaksinasiya merkezi yaratılıb ve 20'den çok otak var. Bu otaklarda müəyyən qaydalara riayet edilmek şartıyla bu proses hayata keçirilir. Hazırda menden arkada gördüğünüz şəxs də özü də həkimdir və qeyd edim ki, qaydalara uyğun olaraq da ilkin mərhələdə məhz tibb işçiləri və 65 yaşdan yuxarı şəxslər peyvəndlənəcək. Ümumilikdə 9 milyon şəxsin peyvəndlənməsi nəzərdə tutulur ilkin mərhələdə. Hazırda peyvənd hazırlanır, yəni ümumilikdə peyvəndləməyə hazırlıq prosesi gedir. Peyvəndimiz bax budur, Çin istehsalı olan CoronaVac peyvəndi. Kaç dakika içerisinde hazırlanıyor? Uygulandıktan sonra en kısa sürede yapılması lazım. Soğuk zincir kurallarını bozmamamız gerekiyor çünkü. Dolaptan çıkartır çıkarmaz 2-8 derece arasındayken direkt çekip enjektöre kısa sürede uyguluyoruz. Biz mani olmayaq tibb bacısına. Siz necə hissedirsiniz peyvəndləmədən öncə özünüzü? Yani bu COVID probleminden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bundan kurtulmak için de bir takım kurallara uyarak bugüne kadar geldik. Umarım bundan sonra aşı sayesinde toplumda daha rahat hareket edebilir ve eski günlerimize geri dönebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla umuyorum ki bir gün bu aşılardan sonra şunlardan da kurtulacağız diye düşünüyorum. İnşallah artık peyvendiniz hazırdı ve hazırda peyvend vurulur. Bu prosesi tam yakından göstermeyek çünkü ümumi kaydalara olarak zittir televizya kaydalarına. Ama dediğim gibi tibb işçilerine ilk önce peyvendleme edilir. Peyvend olundu artık şahs. Neceydi, ağrı hissettiniz? Yok, hiçbir ağrı falan olmuyor. Zaten çok ufak ince bir iğne. Hiçbir şey hissetmedim yani. Size sağlıklı ömür arzuları. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu arada yanınızda Lütfü Qırdar adına Tədris Araştırma Xəstəxanasının baş həkim köməkçisi Mehmet Mustafa Altıntaş var. Mehmet Bey, her vaxtınız xeyir. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu tarixi bir hadisədir. Artık koronavirus, belə deyək ki, ömrünün azalmasına doğru gedir ki, inşallah bu belə olacaq. Bugün səhər saatlerinden tabi bu vaxta qədər neçə şəxs peyvəndlənib? Şimdi tabi pandemi sürecinde bir yıldır dünyanın uğraştığı koronavirüs hastalığında oldukça önemli bir kırılma noktasına geldik. Aşılama işlemlerine başladık ülkemizde de. Bu tesisimiz 25 aşı odalı ve yaklaşık bir günde 2500 kişiyi aşılamaya kapasitesine sahip. Burada da gördüğünüz doktor bey bizim organ nakli uzmanımız. Özü de belediyek uzmandır, mütexessistir bu. Profesör Doktor Hasan Fehmi Küçük organ transplant bölümünün, organ nakli bölümünün başıdır. Çok fazla organ nakli başarılı operasyonlar geçirir. Kendisi de aşılanarak koronavirüsten korunmaya çalışıyor tabii hepimiz gibi. O da değerli bir hocamızdır aynı zamanda. Biz bu tesiste dediğim gibi günde 2500 kişiyi aşılamayı planlıyoruz. Önce sağlık çalışanları aşılandıktan sonra tabii risk gruplarına göre halkımızın da randevulu sistemle aşılanmalarını gerçekleştiririz. Bak, siz dediğiniz gibi hekim de artık peyvendlendi. Neçe dakika gözlemelidir? Yani bu müddet bittikten sonra artık hastalığını terk etmelidir. Şimdi aşı uyguladıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika bir gözlem süresi var. Tabi inaktif bir aşı bu. Yan etkisi çok çok az olan bir aşı. Ama işte aşı yerinde ufak bir ağrı, hafif bir ateş veya çok hafif bir cilt reaksiyonu verebilir. O yüzden çok kısa bir süre gözlemliyoruz. Bir problem olmasa da doktor bey işinin başına dönüp organ nakline devam ediyor. Genel cerrahi prosedürlerine devam ediyor. Buradan da muhtemelen ameliyata girecek kendisi.
çok yoğun çalışıyor. Mesela bu saate kadar özünde her hansısa bir hal müşahede eden şahsler müracaat etti mi peyvenden sonra? Şu ana kadar bütün yaptığımız kişiler zaten bizim çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımız. Herhangi bir yan etki ya da bir problemle karşılaşmadık. Ona yönelik tedbirlerimiz de var. Yaklaşık 25 yataklı gözlem odaları oluşturduk. Her türlü müdahale yapacak doktorlarımız hazırda bekliyor. Ama muhtemelen böyle bir ihtiyaç duymayacağız diye tahmin ediyorum. Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Mehmet Bey, prosedür necədir? Peyvənd olunacaq şəxs hansı mərhələlərdən keçir? Şimdi risk gruplarına göre ilk önce sağlık çalışanları aşılama programını aldı. Aşılama programında kendi çalışanlarımız belli bir randevu sistemiyle gelip aşılarını oluyorlar. Sağlık çalışanlarının aşılanması tamamlandıktan sonra risk gruplarına göre işte 65 yaş üstü, 50-65 yaş arası veya direkt temas kuran hizmetlerde çalışan kişiler diye bir gruplandırma sistemi olacak. Ve burada belirlenen tarih aralıklarında bu kişilere aşılanma hakkı verilecek ve bu kişiler de o prosedürleri, randevu sistemini uygulayarak gerek aile hekimlerine gerekse de hastanelere başvurarak hepsi aşılanacak. Ve teşekkür ederim size bütün bu malumatlar için. Çok teşekkür ederim. Size de koronasız günler diliyorum. İnşallah bitecek. Dünyanın başından bu beladan kurtulacağız. İnşallah. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Böyle siz özünüzü nece hissedirsiniz hazırda? Efendim? Nasıl hissediyorsunuz şu an kendinizi? Şu anda hiç problem yok. Gayet iyiyim. İyiyim. Teşekkür ederim size de. Çok teşekkür ederim. Hazırda qeyd etdiyim kimi Türkiyədə peyvəndlənmə prosesi davam etdirilir. Bütün 81 şəhərin hamısında xəstəxanalara peyvəndlər paylanılıb. Dediyim kimi ilk növbədə 9 milyon insanın peyvənd olunması nəzərdə tutulur ki, bunların da əksəriyyəti tibb işçiləri, eyni zamanda 65 yaşdan yuxarı olan şəxslərdir. 30 dekabr tarixində Türkiyə bu peyvəndləri Çindən gətirdi və bundan sonra 2 həftə ərzində həmin bu peyvəndlər xüsusi laboratoriyalarda təhlil edildi və onun tərkibi, keyfiyyəti yoxlanıldı. Daha sonra isə təcili istifadəsinə icazə verildi. Real TV-ni izləməkdə davam edin.